Bugün 1 Mart günlerden Cuma. Tem Balkan Haber Sitesi olarak haftanın gündemiyle karşınızdayız. Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı adaylarının imza toplama süreci devam ediyor. Devlet Seçim Komisyonu'na göre imza toplanmaya başlanan ilk günden bu yana Hıznam adayı Maxim Dimitrievski 11.334 imzayla en fazla imzayı toplarken onu 11.076 imzayla Bıdayı adayı Buyar Osmani ve 10.686 imzayla Arnavut Muhalefet Bloğu Bülen adayı Arben Taravari takip ediyor. 30 üzeri milletvekilleri bulunan SDSM adayı Stevo Pendarovski ve Vomoro Dopomene adayı Gordana Silianovska-Dakova'nın imza toplaması gerekli. 23 Şubat'ta başlayan imza toplama süreci her gün sabah 8'den akşam 20'ye kadar kesintisiz olarak devam edecek ve son gün olan 8 Mart gece yarısında sona erecek. Arnavutluk'ta Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi sona erdi. Arnavutluk'ta Güneydoğu Avrupa ve Batı Balkan ülkelerinin liderlerinin katılımıyla düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi sona erdi. Ortak açıklamada, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmada Rusya'nın saldırganlığının üstesinden gelmek için her ne kadar süre gerekirse Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu desteği sağlama kararlılığımızı sürdüreceğiz ifadesi kullanıldı. Yunanistan'da taksicilerin yeni vergi yasası protestosu devam ediyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksi şoförleri, serbest çalışanları etkileyen vergi reformlarına karşı düzenledikleri 48 saatlik grev devam ederken protesto gösterisi düzenledi. Bağımsız Bosna Hersek 32. yaşını kutluyor. Bosna Hersek, 29 Şubat 1 Mart 1992'de yapılan referandumla Yugoslavya'dan ayrılarak kazandığı bağımsızlığının 32. yılını kutluyor. Sırbistan'dan Karadağ'a giden trenden kaçırılarak öldürülen 19 kişi katliamın 31. yılında anıldı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Karadağ'ın sahil kenti Bara trenle giderken 1993'te Strpci durağından kaçırılıp öldürülen ve Bosna Hersek Sırbistan sınırındaki Drina nehrine atılan 18 Boşnak ve 1 Hırvat katliamın 31. yılında anıldı. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.